Merhaba arkadaşlar, bu CoinMarketCap sitesiyle ilgili bir inceleme videosu yapayım dedim. Araştırmalarda burayı kullanıyoruz genelde. Şuraya bir restart yapalım. Nasıl kullanılıyor? Onunla ilgili bir iki detay vereceğim. YouTube'daki videolara baktım. Bazı detaylar atlanmış, onlara gireceğim biraz da. Şimdi zaten siteye girdiğinizde şuradan Türkçe yapabilirsiniz isterseniz. Bu site coin sıralamasını veriyor. Sıralamayı yaparken de piyasa değerine göre sıralıyor. Yani Bitcoin 1 trilyon dolar, Ethereum 305 milyar dolar diye piyasa değerine göre sıralıyor. Hani bizde yanlış bir algı vardı. Derler ki mesela Ripple çok ucuz deriz. İşte mesela atıyorum Polkadot daha pahalı. Hatta şuralarda işte Bitcoin Cash çok pahalı deriz. Aslında sistem öyle işlemiyor. Orada arz önemli. Arz ile fiyatı çarparak piyasa değeri hesaplanıyor. Yani 115 milyon Ether, yaklaşık 115 milyon çarpı 2.642 dolar bize şunu veriyor. Dolayısıyla bir projenin ucuz mu pahalı mı olduğuna aslında buradan bakıyoruz. Yani genelde şey yapılmaya çalışılır ya, böyle arkalara gidelim. Artık piyasa çok büyüdüğü için o rakamlar da değişti ama işte 100 milyon doların altı, mesela 8 milyon dolar piyasa değeri olan bir projeye, işte Dmarket neyse, siz buna girip şimdiden değerlendirdiğinizde, mesela siz buna atıyorum 50 bin dolar yatırdığınızda ne oluyor? Projenin belki de binde birini satın almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu proje yarın 1 milyar dolara çıktığında sizin paranız da ona göre katlıyor. Bugün bir tane tweet serisi vardı onunla ilgili. Yani bir projenin, mesela Ripple 1 dolar, Ripple 20 dolar olacak diyorsak, Ripple'ın piyasa değerinin 1.2 trilyon dolara çıkacağını öngörüyoruz. Yani Ripple 1.2 trilyon dolara çıkacaksa Bitcoin nereye çıkacak? Yani orada onu düşünmek lazım. Evet, şimdi geçelim. Customize diyoruz genelde. Görmek istediğimiz şeyleri giriyoruz. Mesela ben 30 günlük charları 30 günlük grafiği görmek istiyorum. 7 günlük grafik yerine şunu çıkarıyorum. Bir de ATH'yi görmek istiyorum. Ulaşta en yüksek değer. Yani gördüğünüz gibi mesela Bitcoin şu an ulaşta en yüksek değer 64.863'müş. Ethereum galiba bugün yaptı. 2676 diye gidiyor. O zaman siz belki diyebiliyorsunuz ki işte bu 495'e çıkmış Monero, 392'ye inmiş. Tekrar ATH'ye gidebilir gibi düşünebilirsiniz. Farklı bir şey de düşünebilirsiniz. 30 günlük grafik burada. Devam edelim. Şu menülerden başlayalım. Kategoriler. Neden kategoriler var? Çünkü aslında her kripto para projesi bir web projesidir. Web 2'deki projeler nasıldı? Sosyal olarak insanları birbirine bağlıyordu. Yani turizmle ilgili bir proje sosyal olarak insanları birbiriyle etkileşime geçiriyordu. Oradaki ödeme altyapıları, kredi kartları falan üzerindendi. Aynı şekilde Web 3 projelerinde de turizm olsun, işte ne olsun burada... Sadakatle ilgili projeler, sadakat sistemleriyle ilgili projeler, DeFi'ler, sporla ilgili projeler, eğlence projeleri, Binance Smart Chain ekosistemi, hobi ile ilgili projeler diye oyun projeleri, kategoriler var. %100 çalışmıyor ama olabildiğince doğru yapmaya çalışıyor CoinMarketCap. Oracle's ne mesela? Linkle başlıyoruz. Oracle's projeleri dışarıdan veriyi alıp blok zinciri entegre eden projelere Oracle projeleri deniliyor. Yani mesela biz dedik ki VeChain gibi bir şeyde tedarik sistemini blok zincire entegre edeceğiz. Yani bir süt masama gelene kadar geçtiği evrelerle ilgili dışarıdan veriyi alacağız. Bu işte dışarıdan alan verilerde Oracle'lar kullanıyor. En popüler Link gerçekten yani herkesin az çok uzlaştığı bir şey. Kaliteli bir proje. O yüzden çok fazla partneri var. Çünkü çok fazla yerle partnerlik yaparak içeriye doğru aktarıyor verileri. Burada Polkadot ekosisteminde geçiyor. Evet, Chainlink bir Polkadot altyapısında kullanılan Substrate isimli teknolojinin paleti olarak da kullanılıyor. Yani paleti dediğim oradaki bir kütüphane, kodlama kütüphanesi gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece o değil. Direkt Polkadot'un altına almak biraz haksızlık olabilir. Kategoriler bu şekilde. Ne işe yarıyorlar? Mesela diyorsunuz ki turizmle ilgili projelerde hızlı bir artış var. Ne bileyim, atıyorum dünya turizm
ile ilgili önemli bir otorite, coinlerle ilgili bir harekete geçti. Hemen bakıyorsun. Burada zaten birincisi 178. sırada. Aslında bayağı düşük şu an turizmle ilgili CoinMarketCap. Altlardaki projelerde genelde şey oluyor. Daha tokenization'a girmemiş projeler oluyor. Yani bakın 799 kişi bunu izliyormuş. İzleme listeleri var bu arada. En popüler izleme listelerine bakıyorsunuz. Yani buradan evet bu projeyi 799 kişi takip ediyor diye bir yorumda yapabiliyorsunuz. Yani bunu işte 70 bin kişi takip ediyorsa, yayınlanmamışsa, mesela benim önemsediğim daha çıkmayan Kilt projesi kaç kişi takip ediyormuş? 1320 kişi takip ediyormuş. Daha listelenmedi. Oradan da bir yorum çıkarabiliyorsunuz. Benzer şekilde DeFi'ler, yani DeFi projelerinde NFT'de bir ivme olduğunda, hemen açayım burada hangileri DeFi, hangileri NFT diye bakabilirsiniz. Aşağıya indikçe yine aynı şekilde piyasa değerine göre bir sıralama var, dikkat ederseniz. Yani Monevale isimli şey normalde değeri 1122 dolar ama topu 6700 tane çıktığı için çok düşük. Mesela bununla ilgili bakayım var mı? Robonomics Network diye bir şey var bakın. 583. sırada. Bir tanesi ne kadar? Ha yok, Robonomics Network değil. Robonomics Web Service. 4446. sıra, 4460. sırada bir tanesi 61 bin dolar. Bakın bir tanesi. Çünkü zaten topu kaç tane var biliyor musunuz? 100 tane var. Detaylı incelemedim. Robonomics'i biliyorum. Robonomics dış dünyadaki akıllı cihazları sisteme entegre ediyor. Mesela atıyorum diyorsunuz ki Coca-Cola diyor ki ben bir kola kutusuna blok zinciri entegre edeceğim. Gelip oradan ödemeyi blok zincir üzerinden yapacak. Ve onu da işte başka bir projeyle bağlayacağım. Öğrenci ise onun işte eğitim puanı kazanacak atıyorum. Bu dış dünyadaki nesnelerin interneti verilerinin entegresi Robonomics, Parachain Ocean dediği de kusama üzerinde yakında açık artırmalara girecek. Onunla ilgili bir kusamanız varsa bir tane X-ray testi verecek. 60 dolar hatırladığım kadarıyla. Evet, oradaki şey bu. Teklifi şu an sitede. İki tane parası var. Dikkat ederseniz işte bu. Mesela bu 61 bin dolar. Çok 61 bin dolar çok yüksek ama 100 tane arzı var. Hazır buna girmişken bakın bu nerede sergileniyor? Uniswap'ta sergileniyor. Direkt tıklayınca üzerine gidiyor mu? Şuraya tıklayınca gidiyor. Ama bu biraz daha küçük. Normal Robonomics'ten bakalım. Yani sergilendiği borsalara ve o borsaların güvenilirliklerinin sıralanmasına da buradan bakabiliyorsunuz. Mesela bu Huobi'de var. Tabii burada bir DEX'ler var. Yani merkezi borsalar, bir de DEX'ler var. Merkezi olmayan borsalar. Mesela Bridge Exchange, bu exchange'ler Uniswap'ta aynı şekilde DEX oluyor. DEX'lerdeki mantık ne? Merkezi bir şey yok. Otorite yok. O yüzden nispeten daha çok bu Satoshi felsefesine yakın yerler. Hemen girmişken bakalım. Mesela bununla ilgili ne var? Web sitesi var. İki tane web sitesi koymuşlar. Blok zincirin şeyi var. Scanner'ı var. Bakayım. Ether üzerinde yer alıyor. İşte burada kim kime ne para yolladı aslında, bunun şeyi var. Yani Uniswap üzerinden bir işlem yapmış. Burada Uniswap router'lar çıkıyor. Mesela MetaMask eklentisi şuradaki var ya, oradan yapmış. Buradan da inceleyebilirsiniz. Tutan kişi sayısı 7000. Aslında çok düşük baktığınız zaman. Bakalım kontratı var. Bu Ethereum altyapılı değil. Belki Ethereum altyapılı önceden çıkmışsa. Çünkü Polkadot ekosisteminde bir proje. Diye bakmış olalım. Geriye gelelim hemen. NFT'ler. Polkadot Eco var. Yani ben Polkadot ekosistemini az çok iyi biliyorum. Şimdi mesela burada atıyorum Reef projesi Polkadot ekosisteminde çok sevilmeyen aslında. Yani yöneticilerin bile, Dan Reeser'ın falan tweet atıp siz kodları kopyalamak bir kod sistemi kullandınız dediği bir proje. Hani piyasa ne olur düşer artar onu bilemiyoruz tabii ama Polkadot ekosistemi de geçen Polkadot'un yöneticilerinden biri dedi ki CoinMarketCap'e girdiğinizde Polkadot Eco diye bir şey var. Etiketledi CoinMarketCap'i. Yani bunlar neye göre karar vermişler dedi, aslında oradaki projeler olmayabilir dedi. Gerçekten de öyle, çünkü Polkadot ekosistemindeki bir projenin
Hangisi olduğuna karar vermek şu an net değil. Ne zaman karar verebiliriz? Kusama ile başlayacak olan, işte şurada açık artırmalar başlayacak, slotlar kiralanacak. Şu an tanıtımı var sitede. Onlar olduktan sonra bu açık artırmalarda kim onu kazanırsa aslında o diyebiliriz. Peki burada neye göre demişler? Burada biraz afaki ama genel olarak işte mesela şöyle bakalım. İşte bu SOR projesi, POLS, CRU bunlar Polkadot'un geliştirildiği Substrate Framework yani Substrate teknolojisiyle geliştirildiği için buraya koymuşlar bunları. Mesela MET birçok şeyle entegre bir cüzdan. Mesela Enerji Web Token, Enerji Web Token işte Yeşil Bitcoin diye az çok adı çıkan kurucularının arasında yani ilk toplantılarında Gavin Wood'un Polkadot'un kurucusunun da olduğu bir proje ama hatırladığım kadarıyla Substrate altyapısına değil. Dolayısıyla açık artırmalara girmeyecek. Kazanma durumu da yok. Mesela Parastas diye bir site yaptılar yeni. Orada şu anda daha net görüyoruz. Açık artırmalara kim hazırlanıyor, nasıl hazırlanıyor, teklifleri ne olacak? Şu an 16 tane proje var. Diye bakabiliriz. Devam edelim. Binance Smart Chain Echo'da daha tabii doğru veriler var. Burada da Binance BSC altyapısındaki şeyler. Solana yeni eklemişler. Solana da gitgide büyüyen bir ekosistem. Özellikle Serum çok popüler. Yani şurada bir pik yapmış. Buradan onlara bakıyoruz. Farming'de de işte bu daha çok PancakeSwap tarzı yerlerdeki farming şeylerine bakıyoruz. Peki bir projeyi detaylıca nasıl inceleyebiliriz? CoinMarketCap'in genel mantığı bu. Ona bakacağız. Şimdi ben size mesela Crust'ı örnek vereyim. Niye Crust'ı veriyorum? Hem çok büyük bir proje değil. Hem de Polkadot altyapısında olduğu için ben az çok biliyorum. İşte Crust neydi? Yani Şubat'ta 10 dolardı. 150 lira falan çıktı. Şu an bir düştü, tekrar çıkıyor. Şimdi mesela Crust 114 dolar. Pahalı mı, ucuz mu? Arzı çok az. Yani arzı ne kadar? 1 milyon 725 bin arzı var. Dolayısıyla ona göre düşünmemiz lazım. Piyasa değeri 200 milyon dolar. 200 milyon dolar çok yüksek bir piyasa değeri değil. Ne demek? Yani eğer proje iyi ise değerlenebilir demek. Ama proje iyi değilse değerlenmez. Yani bu dolaşan arz, toplam arzı bu kadar ama sonuçta dolaşan arz bu kadar. İşte seyreltilmiş piyasa değeri de değil de işte bu arzla toplam arza vurduğunda ne kadar gelir. Orada bazı yorumlar gördüm, o çok doğru değil. Yani mesela işte bu daha bu kadarken, arzı bu kadarken şu değere ulaşmış, tamamlanınca çok artar veya çok düşer diyemiyoruz. O projenin kalitesine göre. Projenin kalitesi de aslında işte iyi ürün, iyi takım, iyi fikir, iyi hayata geçirme diye 4 tane parametreden oluşan klasik startup mantığı. Dolayısıyla o iyi hayata geçirmenin içerisinde işte borsalarda doğru şekilde sergilenme falan var. Dolayısıyla bilemiyoruz. Ama biz buradan projeye girip incelediğimizde buradan grafiğine bakıyoruz. 1 günlük, 7 günlük, 1 aylık, 3 aylık, 1 yıllık gibi. Bunlara bakıyoruz tüm zamanlar. Log'a bakmamıştım, bir bakayım. Ha, biraz daha logaritmik bir düzeltme yapıyor galiba. Bu da tarihler arası herhalde. Evet. Onun dışında genelde piyasadaki sıralamasına ve piyasa değerine bakılıyor. Burada dolar karşısında ve istersek Bitcoin karşısındaki durumuna bakabiliyoruz. Şurada bir anlık veri oluşturuyor. Bunu robotla yapıyor bu haberi. Projenin devamında biraz projeyle ilgili bilgi veriyor. Hangi borsalarda olduğuyla ilgili. Tabi borsaları iyi tanıdıktan sonra hangi borsada girdiğine bakıp demek şuralarda girdiğine göre güvenilir diyebilirsiniz. Biraz daha veya yol almış diyebilirsiniz. Şu haberler de çok doğru çalışmayabiliyor altcoinlerde ama genelde haber çekmeye çalışıyor doğru şekilde. Bunları da izliyor demiş. Bakalım. Mesela Pala, Polkadot altyapısında gizlilik yapan bir şey. 0x biraz burada Polkadot altyapısında demiş ama daha farklı teknolojisi olan özel bir proje aslında. Kendi blok zincir teknolojisine kattığı kendi
nasıl diyelim, terimleri olan bir proje. 4800 kişinin izleme listesinde gördüğünüz gibi topluluğu falan var. Mesela dediniz ki Crust'ı ben çok detaylıca inceleyeceğim. Sitesine girdikten sonra bir şeye de bakabilirsiniz. Explorer'una, yani bu bütün hepsi için Explorer var projelerin. İşleyiş, transaction'lar nasıl? Mesela diyor ki staking oranı %62.5. Yani bunu alanların %62.5'i parayı kilitlemiş. Bu biraz güvenilirlikle ilgili bir şey. Bu ne kadar artarsa aslında güvenilirlik o kadar artıyor. Mesela basit bir örnek vereyim. Kusama'nın ben stakinglerini yakından takip ediyorum. Mesela şu anda 54.9'a çıktı. Bunun sebebi en son düşüşten sonra bir tekrar topladı. Artınca %52'lerden %54.9, %55'e çıktı. Ama hala mesela Polkadot'ta veya az önce gördüğünüz Crust'taki gibi %60'lı rakamlara çıkamadı. Mesela Polkadot'ta %65'i paranın kilitli durumda. Gelelim Crust'a geri. Aynı site üzerinden birbirine geçebiliyoruz. Bunun sebebi bunların Polkadot altyapısında olması. Darwinia Chains, Ether, Plasm, Kulupu. Şuradan Maxwell. Evet, buradan transferlere bakabilirsiniz. Kim kime ne transfer ediyor. Mesela elinizde Crust var. Yani burada bazıları borsa hesabıdır. Borsa hesaplarını nereden anlarsınız? Çok yüksek meblağlar vardır içinde. Mesela bu değil. Burada 16 tane varmış atıyorum. Ve borsa hesabının blok zincirdeki yerini açıp acaba borsa hesabına hızlı bir şekilde geçişler var mı? Oradan çekiş var mı? Diye bakabilirsiniz. Veya buradaki çok yüksek işlemlere bakabilirsiniz. Bu tarz küçük paralarda zaten çok fazla transaction olmadığı için daha rahat takip edebiliyorsunuz. Bazı hesaplar robotik işlemler yapıyor mesela. Şuna bakalım bir tane. Bakalım biri birine mi yollamış yoksa borsa mı var işin içinde. Ya mesela şu muhtemelen borsa hesabı olabilir. Hem de değil. Çok fazla da değil ama yok, 11 tane transfer değil. Ya buradaki transfere girdiğinizde mesela şimdi bulamadım ama atıyorum 5000, 10000, 100000 transfer varsa Crust'a çıkmadı da Polkadot'ta falan hemen görülür. O zaman dersiniz ki bu muhtemelen borsa hesabı. Hatta burada şeyler de var. Holders'ları açtığınızda sıralama da çıkıyor. Mesela DOT bakiyesi ne kadarmış? Şunun 60 milyon DOT'u varmış mesela. Bu arada aşağıya doğru ine ine aslında kendi cüzdanınızı da bulmanız lazım. Bazen görünmüyor ama neden bilmiyorum. Ayrıca mesela diyelim ki bir adresiniz var ya, Polkadot, Kusama, Crust veya diğer Explorer'larda da aynı şekilde o adresi getirip buraya yapıştırdığınız zaman mesela şu şekilde arattığınız zaman o adres çıkıyorsa bu Crust adresi galiba. O adresten siz veya Kusama da olabilir. Cüzdanınızda ne olup olmadığına bakabilirsiniz. Mesela bir borsadan diğerine gönderdiniz ama para geçmedi. Gelip blok zincirine yazıp, yani şu an bu çıkmadı, bir tane başka adres hemen alalım. O blok zincire yazıp bakabilirsiniz. Mesela şu sender, varış yeri de burası. Kopyalayalım. Geldiniz blok zincire, dediniz ki buna bir bak. Hemen baktık. İçinde 0.01 KSM var. Transfer edilmiş. Nereye? 2 dakika önce buradan buraya 0.01 KSM transfer edilmiş mesela. Bunu da görebiliyoruz. Daha da detaylıca inelim. Crust'a gelin. Parastas değil de telemetrisine bakalım. Bu da mesela Crust için girdiniz projeyle ilgili. Telemetri denilen uygulamada da daha derinliğine giriyorsunuz. Bakın şimdi burada blok zincirde yazılan bu mesela işlemin kaçıncı işlem olduğu ile ilgili bir bilgi var. Bunun nerede yazıldı? Validator dediğimiz o işlemi doğrulayan, bu post modellerdeki doğrulayan kişi nerede? Ona bakıyorsunuz. Bakın. Mesela bu Crust'ın dünyadaki dağılımı, yani yoğunluk Çin'de. Dolayısıyla bu proje Çin'e çok yakın bir proje. Çin'in yapacağı blok zincirle ilgili adımlar olumlu ya da olumsuz etkilenme ihtimali yüksek bir proje. Ama gelip Polkadot'a baktığınızda zaten proje Almanya, İsviçre arasında çok hani merkezi olduğu için oralarda yoğunlaşmış. Ama yine Çin'de var. Tesla, Rococo şu anda nerelerde? Yani bu şu an birkaç yerde.
Moonbase dediğimiz Ethereum'u Polkadot'a bağlayan şey var. İşte Clover falan daha yeni projeler. Robonomics sanki bakmıştık o projenin. Gördüğünüz gibi çok az nodu var aslında. Yani kaçıncı blok bitmiş, ortalama süresi ne kadar, ne kadar süre için önce bitmiş ki hatta şunları bile hatırladığım kadarıyla özelleştirebiliyorsunuz işte şurada. Daha da derinine bu şekilde girebiliyorsunuz o blok zincirin. Daha da derini göstereyim. O da en son şeyde mesela Crust alıyorsunuz, makinenizde kurup incelemeye başlıyorsunuz yani. Bu da biraz daha işin developer tarafı. Şu an mesela işlemlere bakmaya başladık. Yani bir projenin derinliklerine o şekilde girebilirsiniz. Onun dışında burada işte satırdı, sütundu. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Filtreler ekleyebiliyorsunuz. Ya dediğim gibi buradaki şeyler %100 doğru değil. Mesela Polkadot, Echo'da da öyle. Diğerlerinde de %100 buna emin olmayın. Ha bunlardan şu arttı şimdi 0x'de artar diye düşünmeyin. Onun dışında değinmediğimiz bir şey var. Şu üst taraflarda işte borsaları 471 tane. Kripto para birimine 9460 diyor ama burada listelediği daha az. 4500 tane falan listeliyor. Muhtemelen orada belli kriterleri var. Onları o kriterler sağlanmayınca düşürüyor. Piyasa değeri dediğimiz bütün piyasanın değeri 24 saatlik hacmi. Dominans dediğimiz 100 birim paranın kaç tanesi. Bitcoin'de 49.5, Ethereum'da 14.7. Şu da Ethereum'daki işlemlerde işte küçük bir kod bile derleseniz sizden bir gaz ücreti alıyor. O veya transaction'larda gaz ücreti alıyor. O yavaş olursa ne kadar, standart olursa ne kadar, hızlı olursa ne kadar. Daha da Ethereum sistemine yakından bakmak ve ağın trafiğini, yoğunluğunu görmek açısından faydalı olabilir. Umarım faydalı olmuştur.